Profesör Doktor Ekrem Buğra, ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Bugün dinleyicilerimizle hayır hasenat sahibi kadınlardan bahsedeceğiz. Bu kadınlar ki hakikaten her biri çok da zengin olmak zorunda değil. Sadece bu tarafa doğru yoğunlaşmış, bir şeyler yapmak istemiş. İstanbul'a başlayacağız ama İstanbul dışına da uzanmış. Bazen bir araya gelerek vakıflar kurarak... Yaptıkları eserlerin daim olmasına gayet göstermiş kadınlardan bahsediyoruz. Evet, dünya hayatı çok kısa. Yani en fazla insanlar yüz yıl yaşıyorlar. Halbuki bu yüz yıl nedir ki? Yani bir asır bile olsa, yani bir anda gelip geçiyor. Dünyanın ömrünü düşündüğümüz zaman, insanlık tarihini düşündüğümüz zaman bu hiçbir şey. İnsanlarda her zaman adının yaşamasını arzu eden bir temayül var, bir his var. Yani insanlar bu dünya hayatında gelip geçelim ismimiz silinsin istemiyorlar. Aile kurmak, çoluk çocuk sahibi olmak mesela bunlardan en mühimi bu tezahürlerin mezar taşı yapmak bile bir insana üzerinde bu filancanın mezar taşıdır demek bile o kimseyi bir nevi ölümsüzleştirmek. Ölümsüzlük burada yani nihai ölümsüz manasını değil, uzun süre isminin Hatırlıyor. anılmasını, hatırlanmasını sağlamak manasına kullanılmış istemişler. Fakat insanın e, ismini ölümsüzleştirmesi, yaşatmasının en güzel yollarından bir tanesi de hayır hasenat Yapması mağlubunuz ee, Peygamber Efendimiz'e bir hadis-i şerifinde öyle buyuruyor El meru iza mate Bir insan öldüğü zaman inkata ameluhu Onun amel defteri kapanır İnsanların bir amel defteri olduğuna inanılır Mecazen bu amel defteri Bir şirket defterini düşünün Sağ tarafta şirketin aktifleri Solda pasifleri İnsanların amel defterinde Sağ tarafında iyilikleri Sol tarafında kötülükleri vardır İnsan yaşadığı müddetçe yaptığı iyilikler Bu tarafa on misli yazılır Kötülükler bu tarafa bir misli yani olduğu gibi yazılır. Ve insan ölünce bu defter kapanır. Ve bu defterle beraber mahşer yerine gelir. Orada hesap görülür mahkemeyi i kübrada. Defteri sağ eline verilirse kurtulmuş, sol eline verilmişse kaybetmişler den sayılır. Bu amel defteri şeysi budur. Bunun için insanlar devamlı amel defteri sağından verilenlerden olmak için dua ederler. Her abdest alırken bir abdest doğalığına bir tanesi budur. Amel defterim ...sağ elimden verilenlerden eyle solumdan verilenlerden eyle... ...çocukken de bu duayı bize öğretmişlerdi. Bu gibi e, manevi metafizik mevzuların bu şekilde e, müşahhaslaştırılması... ...insanın anlamasında büyük kolaylık temin ediyor. Sırat köprüsü de bunun gibidir. Bir köprü ama nasıl olduğunu bilmiyoruz. Şimdi peki amel defteri kapanıyor. İllâsel üçte-i müstesna. Nedir onlar? Sadakatun cariyetin. Cari olan bir sadakadır ki şimdi ondan bahsedeceğiz... İkincisi Veledün Salih, iyi bir evlat bırakmıştır. O evlat da iyilikler öğretmiştir. Kötülüklerden men etmesini telkin etmiştir. O çocuk iyilik yaptıkça ve kötülüklerden kaçıldıkça onun anne babasına da... ...ve onu öğretenlere de bu sevap gider. Üçüncüsü ilmin yüntefebi. O kadar bir ilim ki... Bir buluş ki insanlar bundan istifade ediyorlar. Bu bir kitap olabilir, bu bir buluş olabilir, bu bir bilgi olabilir. İnsanlar bundan istifade ettiği müddetçe o kişiye sevap yazılır. Şimdi gelelim o üç taneden, üç istisnadan birincisine. Sadakatun, cariyetin. Sadaka insanlara iyilik yapmak demek. Bizde sadaka denince fakire verilen para anlaşılıyor ama öyle değil. Tebessüm bir sadakadır. İnsanın bir işini halletmek sadakadır. Birine yol vermek, kapısını açmak sadakadır. Hatırını sormak sadakadır. Bunları da unutmamak lazım. Hatta bazen bu devirde insanların çoğunun paraya ihtiyacı yok. Yani daha doğrusu refah seviyesi yükseldi. Ama bu tür alakaya muhtaç insan çok. Onun için bir insana dünya kadar para verseniz belki o kadar sevinmez. Yüzüne bir tebessüm edip hatır sorduğunuz zaman. her bir de insan yaşlıysa veya kimsesizse bu onun için çok daha e, ehemmiyet taşıyor. Cari devam eden, cereyan eden demektir. Bir insan sadaka yaptı mı dünyada tamam bitti. Sevabını aldı. Ama bu öyle bir sadaka ki o öldükten sonra da ona sevap yazmaya devam ediyor. Nedir bu? İşte bir e, mabet yaptırmıştır, bir mektep yaptırmıştır, bir hastane yaptırmıştır, bir köprü yaptırmıştır, bir yol yaptırmıştır, bir imaret yaptırmıştır. O mabette ibadet ettikçe insanlar, o mektepte ilim öğrendikçe, o köprüden ve yoldan geçtikçe, o imaretten yemek yedikçe, o hastanede tedavi oldukça veya bırakın bu kadar komplike olmasını... Bir ağaç dikmiştir. İnsanlar o ağacın meyvasını yedikçe, gölgesinde istirahat ettikçe, bırakın insanları kuşlar o ağacın meyvelerinden istifade ettiği müddetçe, tünediği müddetçe o kişiye sevap yazılıyor. Demek ki aslında şeyi kazanmak çok kolay. Evet. Ahirette e, mükafat kazanmak çok kolay ama o kadar da zor. bir Devam eden bir şeyler evet. kazanmak aslında bakarsanız. Evet. Şimdi burada ağaç kesenlere hiç gereksizken bahçesindeki bir ağacın varlığından şikayetçi olanlar var. Bizim öyle komşularımız vardı mesela. İstemiyorum meyvesi yere düşüyor. Ben rahatsız oluyorum. Vallahi bizim çocukluğumuzda, ederim. bizim çocukluğumuzda ağaç kesmenin e, vahim bir hadise oldu. Hep bize telkin edildi. Bizim memleketimiz ağaç cihetiyle çok zengin değil olanı da zaten biz çeşitli sebeplerle ortadan kaldırmışız gerek inşaat sebebiyle gerek başka tarla açmak sebebiyle veya yangınlar sebebiyle. Bu da tabii memleketin iklimine menfi tesir ediyor biliyorsunuz. Yağmurlar buna göredir, yeraltı suları buna göredir. Ağacın az olduğu yerde bunlar da az oluyor. Onun için böyle bir problem var. Evet, meyve bazen rahatsız eder. Yani dibine döküldüğü zaman sinek getirir falan filan ama artık bir kere dikilmiş. Onu baştan düşünecektiniz. Dikilmiş. Halbuki iyi tarafından bakmak lazım yani meyvasından yersiniz. Hele şimdi organik, şimdi organik olması ne kadar kıymetli. Dağıtırsınız insanlara. E, efendim ben yemiyorum. E, gelen geçen yer, kuşlar yerler o bile size gölgesi yeter. Faydası var. Evet gölgesi yeter. Bir ağaç yetiştirmek, büyütmek kolay değil. Yani ağaç diye küçük görmemeli. Hele bu kırlık yerlerde, tarlalarda çalışanlar veya bir yerden bir yere yürüyerek gitmek mecburiyetinde olanlar eskiden ağaç gölgesini çok kıymetli bilirlerdi. Ben de bazen yürüyüş yaptığım zaman yazın bir ağaç gölgesi bulsam da onun altında otursam diyorum. E, bakıyorum onlara hepsinin altı dolu, ağaçta az. Hmm. Yani oturacak. Diyorum ki ben o kadar muhtaç olmadığım halde bunun ihtiyacını hissediyorum. Bir de muhtaç olanları düşünün ve onların hmm. ne kadar sevineceğini o ağaç hmm. gölgesinde sıcakta düşünün. Peki bu neyi doğurmuş? Yani İslam kültürü dediğimiz şey bu işte. Hazreti Peygamber'in bu tavsiyesi ki bu bir tavsiyedir, mecburiyet değildir. Ama bu tavsiye insanları ciddi bir şekilde motive etmiş moda tabirle ve vakıf medeniyeti ortaya çıkmış. Vakıf ondan önce de var. Yani İslamiyet'ten önce de vakıflar var. İşte Hazreti İbrahim'in yaptırdığı vakıf Kabe. Halil şehrinde, Filistin'de kurduğu vakıflar var. Tarlalarını vakfetmiş, gelene geçene ziyafet veriliyor. Yakın zamana kadar, Osmanlı hakimiyetinin sonuna kadar El Halil şehrinde Filistin'de Hazreti İbrahim Vakfı, halil Rahman Vakfı diye bilinir. Devam ediyordu. 1918'den sonraki halini ben tetkik edemedim. El Halil'e gittim ama yani bunu tetkik etmek için e, pek e, zamanım olmadı, imkanım olmadı. Devam ediyor mu bilmiyorum ama eğer devam ediyorsa bile, etmiyorsa bile... ...1918'e kadar devam eden bu vakıf 4000 sene. Belki daha fazla, düşünün insanın tarihinde devam etmiş bir vakıf. Az bir şey değil ama... İslamiyet buna apayrı bir hava renk vermiş, hukuki statüsünü kurmuş ve bunun e, bir hayat nizamı haline getirmiş. İslami kaidelere göre devlet e, mesela ticaret yapmaz, sanayi yapmaz, bu işlerle uğraşmaz. Başka devlet e, ziraat yapmaz, devlet e, köprüymüş, yolmuş, mektepmiş, hastaneymiş, mabetmiş, camiymiş yapmaz. Bunları fertler yapar. ...devletin yap, yapacağı iş... ...işte ve dışta emniyeti temindir. Ama bunu bunu, bunu yapmaz ama bunu üstlenen insanlar vardır... ...bir evet. kültür var. Şimdi. Temiyette Maalesef. işte zaten İslam kültürü bunu kurmuş... E, ...insanlara bunu tevdi etmiş... ...insanlar bunu sevap kazanmak için yapıyorlar... ...böylece... ...kamunun, ammenin hizmetleri de... ...tatmin edilmiş oluyor. Böylece devlet... ...daha mühim işlerle... ...daha doğrusu kendine vazife olan işlerle uğraşıyor. Nedir onlar? İçte ve dışta emniyeti temin etmek. Bundan daha iyi uğraşır devlet... ...ve daha az vergi toplar... Ama eğer insanlar bu gibi hayır işlerini yapmazlarsa Hı -hı. o takdirde e, bu devletin üzerine kalır. Dolayısıyla vakıfların varlığı ve hayatın devam ettirmesi bu anlamda çok kıymetli. Çok mühimdir. Yani cemiyetin nizamı için, sosyal hizmetler için işte ee, ...sosyal devlet prensibi bu şekilde temin edilmiştir. İslami sistemde liberal ekonomi sistemi kabul edilmiş ama... ...vakıf müessesesi ve buna benzer işte zekat gibi müesseselerle... E, ...sosyal devlet prensibine yaklaşılmış. E, gelirin, milli gelirin paylaşılmasına sosyal adalet esas alınmış. Ve bu sistem bu şekilde tatbik edilirse en ideal sistemdir. Beşeriyetin bulduğu sistemlerin hepsinden çok daha iyi bir sistemdir. Ama tabii insanların hepsi... Bu şuurda olmayabilir. Ee, bu şuurda olması için bir kere çevrenin ona onu e, teşvik, teşvik, teşvik etmesi lazım. Bir de şartları müsait olması lazım. Mesela şimdi bizim medeni kanunumuz, e, İsviçre'den kabul ettiğimiz medeni kanun... ...mesela miras e, ta vasiyetiz tahtit eder çok. Yani bir kimse mallarının dilediği gibi miras bırakamaz. Yani sağlığında ne yaparsa yapar ama öldükten sonrası için... Mirasçılara gider mal. onlar Onları mahrum edemez. Halbuki İslamiyet'te insanlar mal varlığının üçte birinde rahatça tasarruf edebilir. Üçte ikisi gidecek. Üçte ikisi mirasçılara gider. gider. Hı -hı. Üçte bir... Ve bu vakıf kurmayı teşvik ediyor. Hı -hı. Halbuki bizde öyle bir vakıf kursa şimdi varisler dava ederler ve vakfı iptal ederler. Bunun çok emsali vardır. Hı -hı. Yani medeni kanun bu hizmeti bir de bu cihetle yani İslami kültürü silerek insanlardan. Şimdi bir insan niye vakıf yapsın ki? Yani İslami bir terbiyesi yoksa. Veya cemiyeti İslamı görmüyorsa, vakıf yapmak istemez. Zaten biz bu görevlerin devletin görevi olduğuna o kadar alışmışız ki. İşte bu ki. da bu da e, yanlış bir telakki. Hem şikayet ediyoruz, her şeyi devletten bekleme diye, hem de devletin e, bu işi e, maddi, manevi, resmi ve fiili olarak engellediğini görüyoruz. Bu bir kere büyük bir tabahat. Şimdi dönelim gene insanlara, Hazreti Peygamber'in bu tavsiyesi üzerine insanlar. Ee, bir coşkuyla mallarını vakfetmek istemişler. Demişler ki ben dünyada yesem ne olacak? Ki? Yaşayacağım belli. Çoluk çocuğuma bıraksam tamam iyi çocuklar seni hala ama eğer vakıf kurarsam bunun faydası daha fazla olacak. Çoluk çocuğum ya hayır yapar ya yapmaz. Çoluk çocuğum zaten kendini kurtar. Hani çocuğ, sen, çocuğun iyiyse zaten malı eylesin. Çocuğun kötüyse malı ney, neylesin hesabı. Vakıf yapayım da bunlardan insanlar istifade etsin demişler. Çeşit çeşit vakıflar var bizde. Yani hep vakıf dendi mi bize camiler, hastaneler akla gelir. Hı hı. Ee, hadi bir de çeşme akla gelir. Çünkü çeşme su vakfı çok kıymetlidir. İnsanlar şıkır şıkır evlerinde musluğu açınca sular akıyor ama eskiden e, evlerde su olmadığı gibi insanlar su almak için bir hayli mesafeden su doldurmak zorunda. Bu İstanbul'da da böyle. Mesela İstanbul'da mahallelerde meydan çeşmeleri vardır. Bu meydan çeşmesine çıkacaksınız. Elinizde kovalarla su doldurup getireceksiniz. Evin çamaşırı, bulaşığı. E, yıkanması, yemeği... her şeyi bu sulardan taşıma olacak, taşıma suyla olacak. olacak. E, bu kolay bir şey değil. Onun için insanlar e, çeşme yaptırmakta yarışmışlar. Çok çeşme yapılmıştır. Biraz kadınların yaptığı hayır eserlerinin başında çeşme geliyor. Çünkü çeşme nispeten daha ucuzdur. Yani bir camiden bir hastaneden çeşme ucuzdur. Tabii çeşme ucuz deyince çeşme sadece dört, beş tane tuğlanın... üst üste dikilip de önüne bir musluk konulması değil. Onun suyunu getirilmesi de ona dahil. Şimdiki gibi bir şebekeden su çekmiyor. Yani sadece Güzel görüntüsü olan bir mermer değil, yapı değil. Değil. Onun bir altyapısı su, var. Su kaynağını bulacaksınız. Oradan bu çeşmeye kadar su yolu eştireceksiniz. Bu bayağı bir iştir su yolu eştirmek. Suyu bulacaksınız. Su yolunu eştireceksiniz. Çeşmeyi yaptırıp suyu bağlayacaksınız. Güzel. Bununla bitti mi? Hayır. Her sene bir veya iki kere vaziyete göre bu su yollarının temizlenmesi lazımdır. Onun için su yolcular vardır. E, vakıflarda o da geçer. Yani e, su yolcuya şu kadar verilsin. Çünkü her sene yapraklar düşüyor, oraya ağaçlar düşüyor, su yolu kapanıyor. Hatta bazı insanlar hayrına su yolu açmaya giderler. Bahar'ın su yolu açmaya giderler ki çeşmenin suyu artsın diye. Ee, sevabını yapar insanlar. Benim elimden bir şey gelmiyor ama bari gideyim su yolu açayım diye. İşte bu çeşmelere baktığımız zaman İstanbul'da ve Anadolu'da bunların büyük ekseriyetinin hanımlar tarafından yaptırıldığını e, görüyoruz. Evet. Ve bu çeşmelerde aynı zamanda e, hanımların da zarafetini yani böyle bu çeşmeler sıradan çirkin bir, e, yapılar değildir. E, hepsinde bir zarafet vardır. Onu da belki yaptıranın hanım olmasında aramak lazımdır. Hem desenlerinde hem taşların işlenmesinde hatta musluklarında lülelerinde bile bir zarafeti müşahede etmek mümkündür. Uzaktan baktığınız zaman bir çeşmenin bir hanım tarafından yaptırıldığını zaten biraz ihtişamlı biraz daha doğrusu biraz süslü olmasından anlamak mümkündür. Bir de enteresan bir şekilde çeşme kadınlar tarafından yaptırılmasa bile varisleri tarafından kadınlar için yaptırılan evet. bir hayır eseri. Bir de bir de o vardır biliyorsunuz. Şimdi bizde insanlar öldüğü zaman e, o, e, amel defteri kapanıyor ama eğer geride kalanlar onun ruhu için bir hayır yaparsa yine ona sevap gidiyor. Annem babam öldü ya Resulallah ben onun için ne yapayım diyene Peygamber Efendimiz onun için hayır yap buyurdular. Yani anne baban için yemek yedir, hayır yap, su getir, birine su ver. Ve onun sevabını anne babana hediye et. Sanki o yapmış gibi o sevap sizden eksilmeyerek ona gider. Onun için bizde biraz da çeşme hayratını e, hanımların adına yaparlar. Bir de şöyle olur. Hanımlar sağlığında çeşme yaptıramaz ama mutlaka vasiyet eder. Ben pek çok e, hanım vasiyeti gördüm. Onların hepsinde hemen hemen, hepsinde değil ama çoğunda e, su hayratı vasiyeti vardır. Bazısında bayağı böyle tayin eder. Filanca mahalleye, filanca büyüklükte, şu kadar masuralı, şu kadar lüleli çeşme yapılsın. Bazısı ise paramın şu kadarıyla su hayratı yapılsın. Su hayratı yapılsın dedim biraz daha umumi. Bu çeşmeyi herhangi bir yere yapabilirsiniz. Depo yaptırabilirsiniz, su döşetebilirsiniz yani su hepsine girer için işin içine. Dolayısıyla hep birine gücünüz yetmese bile en azından başlamış bir işin evet. devamına destek olabilirsiniz. Evet, devamına destek olursunuz. Nitekim bugün de öyledir. Anadolu'da hanımlar e, bana çok müracaat eden olmuştur mesela. İşte ben bir su ayırı yapmak istiyorum. İşte gidiyoruz mesela bir çeşmeli camiyle konuşuyoruz. Oranın mesela borularını kadıncağız alıyor. O kadarını yetiyor gücü. Veya musluklarını o alıyor. Bu insanların buna ehemmiyet vermesi enteresan. Bu işte eski kültürün bir devamıdır. Bugün bile çeşme yaptırmak kolay değil. E, mümkün de değil. Yani şebeke suyu olduğu Şu için her yere çeşme evet. yaptıramazsınız. Yaptırsanız da belki kıymet olmaz. Ama lüzumlu yerlere çeşme yapılır. İşte bunun en çok olduğu yer camilerin abdesan. Onun için ben bakıyorum bazı camilerde bu caminin şadırvanı veya muslukları Hı. işte salihatin isminden Hacı felancı hanımın hayratıdır evet. diye yazmışlar. Tabii böyle yazmak e, yaptığı hayrı e, nafile ibadeti ilan etmek olmuyor mu? E, o niyete bakar. Niyeti buysa zaten o baştan beri sevap almamıştır. Hı hı. Boşadır onun yaptığı iş. Ama eğer niyeti insanlar da görsün, teşvik, teşvik olsun, onlar da yapsın veya e, Allah razı olsun bu filanca hanımdan ne iyi oldu bak şimdi burada rahatça abdest aldık suyumuzu doldurduk ise yani hatırlansın da birisi dua etsin ise o zaman hiç mahsuru yok. O niyete bakar. Zaten zannediyorum ki çoğunlukla niyetleri ismi öyle olduğunu çoğunlasın. zannediyoruz tabi, tabii. Evet, tabii. Yani ]dir. kötü niyetli olan azdır. Ama e, biz hüsnü niyetlerine e, şehadet ediyoruz, hüsnü zannediyoruz. Şimdi bu e, vakıf eserlerinin iki kısmı var, biliyorsunuz birisi vakfın aslıdır. Çok kişi onu vakıf zanneder. Ya bir caminin kendisi, hastanenin kendisi, bir çeşmenin kendisi, bir e, köprünün kendisi. İyi de bunlar böyle ayakta durmuyorlar. Bunlar masraflı işler. Yani caminin imamına, müezzinine, kayımına maaş verilecek. Camideki kandiller, caminin ısıtılması, teshini, eski tabiriyle tanzifi, tanzifi temizlenmesi, harap olduğu zaman tamir edilmesi. Bunların hepsi bir meblağ, bir paraya mütevakkıf bağlı. Bir, bir meblağ olması lazım ki bu verilsin. Şimdi dinleyicilerimiz şaşırabilir. İmamların maaşını devlet vermiyor mu? Hayır, imamların maaşını devlet vermez. İmamların, müezzinlerin maaşını vakıf verir. Hatta o cami bazen o caminin bağlı olduğu tabii, mahalle. hatta öğretmenlerin maaşını da devlet vermez. Devlet hiçbir öğretmene maaş vermez. Öğretmenler, profesörlerin hepsini vakıflar. bütün mektepler vakıftır. İlk mektepler de vakıftır. Üniversite seviyesinde tedrisat yapan medreseler de vakıftır. O bak bir de işte onu ayakta tutmak için bir takım e, gelir getiren mülkler. Bu bir ev olabilir, hı hı. dükkan olabilir, tarla olabilir, Bahçe olabilir, çiftlik olabilir, ilahi bunu çoğaltın. Buranın kiraları toplanır, geliri toplanır. Hı hı. Bu vakfın maksatlarına harcanır. Şimdi tabii böyle bakıldığında dinleyebilir ki dinleyicilerimiz bunun ona yetmesi mümkün müdür? Ama şimdiki harcamalarla ya da şimdiki ödemelerle karşılaştırdığımızda belki daha yüksek geliyor. O zamanın bütçelendirmesinde... Tabii ona göre yapılıyor zaten. Hı hı. Yani herkes haline göre yapıyor vakfı. Yani e, bu bir vakıf yaparken o vakfın e, ayakta tutabilecek geliri de ona zaten bağlıyor. Böyle olmuyor zaten onu yapmıyor veya daha ucuz bir şey yapıyor. Veya bazen şöyle oluyor. O kimsenin yaptığı vakıf eseri ortadan kalkıyor. Yani gelir getiren mülk ortadan kalkıyor. Nasıl olur bu? Yanıyor, yıkılıyor veya vatan toprakları dışında kalıyor. Mesela Bulgaristan'da, Yunanistan'da, efendim Kosova'da, Makedonya'da, Romanya'da pek çok vakıf eseri vardı oralarda e, gelir getiren. E, onlar kaybedilince pek çoğu elden gitti. Yani muazzam vakıflar vardı. Mesela Pertemniel Valide Sultan Aksaray'daki Valide Camii'ni yaptırmış. Onun vakıfları Mora Yarımadası'ndadır. Ama şu anda sınır mesela düşünün hala devam etse de aslında bir geliri olmayacak. Gelir olmayacak da yani onun için. Uluslararası e, hukuk buna ne diyor? Şöyle yapılan anlaşmalarda bir madde konuyor. Deniyor ki bu memleketteki işte kendi vatandaşlarınızın mülkü e, hakkında bir takım hükümler koyuyorsunuz. Ne olacak? Mesela Yunanistan'da bir anlaşma yaptınız. Yunanistan'da yaşayan Müslümanların vaziyeti oraya koyuyorsunuz. işte Bunlar normal vatandaş zaten. Ee, bu tamam. Diğer Yunan vatandaşları aynı haklara sahip. Ama vakıflar var. Bu vakıflar için hüküm konuyor oraya. Deniyor ki bu vakıflar olduğu gibi devam edecek ve bunu filanca idare edecek. Tamam. Bu olmuş. Mesela bu devam etmiş. Ama ondan sonra mesela bunların çoğunu el koydular. Veya yurt dışında kalan vakıf var. Vakfın kendisi Anadolu topraklarında. Vakfın gelir getireni orada. Hı hı. Tamam. Yunanistan'daki vakıflar için mesele çözüldü. Yani ama oradaki vakıf. Buraya gelir ama nasıl oradan buraya gelecek? gelir nasıl gelecek? Burada da iki, e, ya e, bir anlaşma yapıyorsunuz. Orası için bir e, şirket kuruyorsunuz. O şirket o vakfın gelirlerini toplayıp size aktarıyor. Bu tabii aradaki iyi münasebetlere bakar. Ama umumiyetle böyle olmuyor. Mübadele yapılıyor. Bu vakıf eserlerine bir meblağ biçiliyor. Şu kadar. Ki bu meblağ umumiyetle de düşük Deşinlik. oluyor. Bu meblağı o hükümet bu hükümete ödüyor. E, bu hükümet de onu... E, normalde o vakfa aktarması gerekirken maalesef biz de bunu yapmıyor. Tazminat gibi görüyor o paraları Yiyor. Mesela Yunanistan'la bazı anlaşmalar olmuş böyle. Romanya'yla olmuş böyle. Tek parti zamanında bu paralar geldi. Ama o vakıflara aktarılmadı. E, hükümet onu yedi. E nasıl aktarsın ki zaten o vakıfları da zaten kapatmışlardı. Vakıflar da geçmişti. Darmadan etmişti. Yani o dedi ki zaten vakıflar da benim. Bunlar benim e, keyfekeder eder, e, havadan gelen bir para olarak gördüler. Ve böylece Anadolu'daki pek çok vakıf eseri harap oldu. Çünkü onun... Şeyisi gelir getirelim yurt dışındaydı. Çeşmenin suyunun kesilmesi gibi düşünelim. Evet onu. aynen öyle oldu. E, para kesilince de kimse onun derdine yanmadı. Evet. Kısa bir araya gidelim. Sonra belki biraz isimlerden Hayır ve hay. eserlerden de konuşuruz. Profesör Doktor Ekrem ikinci ikinciyle sohbetimiz devam ediyor. Hayırsever Kadınlar ve bıraktığı eserlerden konuşuyoruz. Bir kere hangi kültürün eseri bu eserler? Ondan bahsettik. Bir vakıf kültürü var. İslamiyetin övdü Peygamber Efendimizin övdüğü insanların birbiriyle adeta hayır hasenatta yarıştığı o günlerin belki de altyapısında bu övgü var. Bugüne geldiğimizde ise maalesef artık bunun tamamen hemen hemen devletin görevi olduğu düşünülüyor. Ama yine de Devletin hayır sahiplerine ya da vakıflara vergi anlamında kolaylıkları var hayır yapmak istiyorum vakıf kurmak istiyorum diyorlarsa vakfın bir hukuki statüsü olduğunu artık ve dolayısıyla devam ettirilmesi için de devletin bir takım yükümlülükler getirdiğini ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar eskiye dönelim. Ee, sadece İstanbul değil. Anadolu coğrafyası için pek çok yerde insanların gücü yettiğince eserler bıraktığını ama özellikle kadınların bazı eserlerde yoğunlaştığını, bazılarının bir araya gelerek bir şeyler, imece usulü e, bir şeyler ürettiğini, bir şeyler bıraktığını biliyoruz. İstanbul'dan başlamak üzere coğrafyamıza hediye edilen bu eserleri şöyle bir hızla tararsak eğer neler gelir aklımıza? Hay hay. Şimdi eee vakfı kuran kimsenin kadın ve erkek olmasının bir ehemmiyet yok. El verir ki akil bali olsun yani hukuki ehliyet olsun ve malı olsun. E, kadınların da erkeklerin de vakıf kurması bir engel yok. Şimdi Osmanlı vakıfları üzerinde yapılmış olan bir tetkikat neticesinde şu netice ortaya çıkmış. Vakfın büyüklüğü mevzu bahis değil veya e, geliri mevzu bahis değil. Sayı olarak Osmanlılarda tarih boyunca yapılmış ve bizim bildiğimiz daha doğrusu vakıfların yüzde ortalama Kadınlar tarafından yapıldığını görüyoruz Üçte bir hemen hemen Evet bu Değil üçte mi? bir Şimdi ben soruyorum bu neyi ifade ediyor Yani Osmanlı'da vakıfların yüzde otuz altısının kadınlar tarafından yapılmış olması neyi ifade ediyor Birincisi kadınların servet sahibi olduğunu gösteriyor Yani kocalarından babalarından kardeşlerinden ayrı ...bir servet sahibi olduğunu... ...yoksa kocam bana para ver de ben vakıf gireyim değil bu... Vakfı insan kendi parasından yapar... Ee, ...var olan parayı işletmiş, ticaret evet. yapmış, yapmış... ...büyütmüş olabilir... ...veya veya miras gayrimenkulü vardı... ...sattı, ne yapayım ben dedi burayı dedi... ...çocuklarıma niye bırakayım dedi... ...çocuklarım bana bir Fatiha mı okuyacak dedi... ...veya okusalar bile ne olacak dedi... ...daha i̇ki çok nesil. insana faydam olsun i̇ki dedi... Nesil bir iki nesil sonra, sonra da, ismini unutacaklar... Evet. ...dedesinin babasını hatırlayan var mı... ...çok azdır, sorsanız şimdi cemiyette... Dedesini, i̇smen, babasını, annesini, ismen, ismen sorduysa dayı... biliyordur ama sormadıysa yok. Hiç dedesini olmadı. herkes bilir, dede yani, ve baba niye herkes bilir ve dedesinin, niye Ama dedesini, babasını, ve annesini, işte iki nesil geçince yani iki nesil malum Hı. çocuğu ve torunu ondan sonra onun ismi zaten unutulacak. Ama yaptırdığı hayır eserinde o hayır eseri durduğu geçiyor. onun için kadınların servet sahibi olduğunu. İkincisi de bu da mühim. Çok kişi bunlar buraya ayılmıyor yani e, kadınların. Rahatça kendi servetlerine tasarruf edebildiğini görüyoruz. Halbuki bu e, hadiseler cereyan ettiği zamanlarda dünya hukukunda kadınlar kendi mallarına tasarruf edebilme salayetine sahip değillerdi. Bu İngiltere'de 1800'lerin ortasına kadar böyleydi. Hatta 1930'larda ilk defa bir kadına kocasının izni olmadan kendi mallarına tasarruf etme hakkı verildi. Justinianus zamanında herkesin çok övündüğü Roma hukukunun en mükemmel devridir. Kadınlar akıl hastalığıyla bir mütalaa ediliyor. Yani kendi malında tasarruf edebilmesi için vasisinin yani onun kanuni bir meselinin rızası lazım. Bunlar kendi başına karar alamaz. Hay alamaz. Kendi hmm. parasını harcayamaz. Kendisi... Onun için mesela Avrupa'da vakıf yapan bir kadın yoktur tarihte. Hatta çok enteresandır Avrupa'da kadınlar çok serbest olduğu halde şarktaki kadar şair, şarktaki kadar alim, bir kadın e, ...Garth'ta yetişmemiştir çok tersi bir algı olmasına rağmen evet. söylüyorsunuz evet bu, öyledir bakın politik kraliçeler var düşesler var politik ama e, bireysel olarak evet, damamsız, baktığınız kendi zaman kendi evet yok. Avrupa tarihine bakın kaç tane Avrupa'da şaire var kaç tane e, filozof kadın. Yok. Yani birkaç tane entelektüel hanımdan bahsediyor. O da 18. asır. İşte Madame Stel gibi, Madame de Camille gibi, e, Marquis de Lafayette gibi. ondan sonra, Onlar hep son 18. asır. Halbuki bizde bildiğimiz kadarıyla ki biz malum tarihimiz sözlü olduğu için çok fazlasını bilmiyoruz. 15. asırdan önceki tarih bizde çok zayıftır. Ama 15. asırdan bu zamana pek çok kadın şair vardır. Yani zamanımıza kadar gelmiş. Ve bunların şiirleri ciddi şiirlerdir. Bu kadınların bir kısmı halktan kimselerdir ama büyük bir kısmı ya tasavvuf çevresinden yetişmiştir ya bir kazaskerin kızıdır ya bir şehir İslam'ın hanımıdır bu da enteresandır yani mutasip muhafazakar... olması beklenen ailelerden mesela şaira kadınlar çok çıkmıştır eser bırakmışlar mı? Tabii ya, şiirleri var, diye... divanları var divanları bazının var Maasın şiirleri var tek tük bazılarının divanları var bunlar içinde sadece saray mesela Adile Sultan gibi saraylı olanları var tamam ama bunun dışında ...Fitnat Hanım gibi İhsan Raif Hanım gibi yakın zamanda daha eskiden yaşamı Husnine Hanım gibi Tevhid Hanım gibi hanımlar var çoğun ismini bile duymamıştır, edebiyat kitaplarına girmemiştir. Ben bilemem sanat tarihi cihetiyle yazmış oldukları şiirler ve eserlerin kıymeti nedir? Ama neticede şi şair olarak tanınmış, şair olarak bilinmiş, şiirlerine kıymet verilmiş ve e, şu eski isimleri geçmiş. Bir de ismi geçmeyenler var. Biliyorsunuz kadınlar e, sosyal hayatta çok fazla yeri olmadığı için pek çok şairi hanımında şairliği yok olmuş gitmiştir. Anadolu'da ben görürdüm hiç ummadığınız okur yazar olmayan hanımlar bile e, çeşitli mevzularda gerek aşk gerek tabiat gerek dini veya gerek vesaire türlerde e, irticali spontane olarak fevkalade güzel şiirler söylemektedirler ve bu şiirleri şöyle bir düşünüp teemmül ettiğiniz zaman içindeki sanatlara, mecazlara, kinayelere, telmihlere yani bizim edebiyatta okuduğumuz sanatlara ki bu kadın atlarını bilmez bunların. E, inanılmaz derecede vakıf olduğunu ve bu şekilde bilerek iş, yapmıyor bu. Bilinç yani yapmaz. Bilmesin söyleseniz bilmez zaten. Aa bak sen burada işte hüsnü talil sanatı yapmışsın. Bilmez kadın. Yani enteresan ee, bunlar ön plana çıkmıştır. Bunlar bilinir, tanınır. Ama tabi yazılmadığı için, çizilmediği için bunlar unutulur, gider. Biz de zaten e, çok fazla e, ferdiyetçi olmadığımız için insanlara çok fazla kıymet verilmez. Bize cemiyet mühimdir maalesef. Bu o, son zamanlarda bu daha da güçlendi, daha da kuvvetlendi. Halbuki İslamiyet ...terdiyetçiliği ön planda tutar. Yani insanı ön planda tutar. Cemiyeti ikinci planda tutar. Bizde ise hep cemiyet ön planda olmuş. Eski Türk ananesi belki. Ve son zamanlarda da bu... ...işte e, yeni yeni ilgiler, mağlubiyetler, şunlar bunlar... ...bizde kolektif e, mantığı geliştirmiş. Bu da bizim hem sosyal olarak geri kalmamıza... ...hem ekonomik olarak maalesef... ...geri kalmamıza sebebiyet vermiştir. Şimdi bu... E, enteresandır Yani sanatta ve ilimde... ...mesela e, Osmanlı uleması arasında... ...biraz ulema ailesinde böyle hanımlar vardır... Yani babasıyla, kocasıyla veya neyse kardeşiyle oturan, kitap yazan e, veya ilmi mübahiseler yapan hanımlar vardır. E, mesela meşhur Kâhsani'nin, Alaaddin Kâhsani'nin hanımı... E, Semerkand Hazretleri'nin kızıdır Fatma isminde babası yetiştirmiş babası mesela bir fetva vermeden önce mutlaka kızına sorarmış kızı da onun aynı görüşteyse fetvayı verirmiş değilse tereddüt eder tekrar araştırırmış hmm. sonra e, demiş ki benim Tuhve adında bir kitabım var bu kitabı en iyi kim şerh ederse kızımı ona vereceğim çünkü kızı çok e, e, talibi var şimdi bu da enteresan yani güzel paralı değil bu kız yani bilgili olduğu için buna çok talip olmuş. O da demiş ki benim babamın kitabını kim güzel şerh ederse ben onunla evleneceğim. Hmm. Onun da kriteri bu. Yani o da ilim sahibini aramış ve Alaaddin Kahsani adında Kahsan kasabasından Türkistan'da bir genç bu kitabı en güzel şer etmiş ki bedai adıyla maruftur. Bu kadının ilk bildiğimiz hayrı budur. Böyle bir kitabın yazılmasına vesile olduğu için bu kadın yani muazzam bir hizmet etmiştir. Ve çok mutlu olmuşlar. E, Halep'e yerleşmişler. Uzun zaman Halep'te yaşamışlardır. E, karı koca ve herkesin müşkillerini halletmişlerdir. E, ve e, herkes ona da ee, ...kocasına da çok hürmet etmişler. Hatta kocası hanımına hocasının kızı olduğu için ayrıca <laughs> hürmet etmiş. Hatta mesela Halep'ten geri dönmeyi düşünmüşler. Ee, sultan, müsaade etmem demiş sizin gitmenize. Demiş efendim benim hanımım böyle istiyor. Ne demek hanımım böyle istiyor? Sen demiş, ben demiş hanımım benim hocamın kızıdır. Ben onu asla incitmem demiş. Hanımım gitmek istiyorsa gitmek ister. <laughs> Bunun üzerine sultan kendi hanımını, annesini, kızlarını... Bu mi? Fatma Hanım'a ikna etmek üzere gönderiyor hediyelerle ve Fatma Hanım'ı ikna ediyorlar ve Halep'te kalmasını. Bunların Halvaniye Medresesi diye bir medreseleri var. O medresenin girişinde mezarları var. Yan yana karı kocanın Fatma Hanım hanımlara, kocası Alaaddin de erkeklere ders verirmiş Halep'te. Yani böyle misaller. Bu az değil. Bu çok menkıbebi bir hayatları olduğu için burada nakledim. Buna benzer evet belki sayısız değil ama olması gerektiği kadar var. Buna benzer bir hayatı Avrupa'da bilemezsiniz. Hı hı. Avrupa'da hanımlar salonlarda gezerler, tozarlar, erkeklerle otururlar, kalkarlar ama hukuki olarak mesela kendi mallarını tasarruf edemezler. Bir çorap bile alamazlar. Enteresan Zengin şey. olsa bile böyledir. Zengin Şimdi olsa böyle da. Böyle baktığınız zaman aslında bilmediğimiz, belki de anlatılması gereken ne kadar çok evet. şey olduğu da evet. ortaya çıkıyor. Bu eserler de mesela İstanbul'u gezmek sözü kesin yok devam yok, yok, siz, yok yok bu, bu buna gireceğim İstanbul'da inşallah. İstanbul'u gezmeye bak, başladığınız zaman da hani bir e, Sadece bir mahalle arasına girdiğiniz zaman bile bırakılmış eserler görüyorsunuz. Ee, camilerin yanında hemen küçücük türbelerini bile mesela evet. baktığınız zaman mahalle bir, isimleri. bir sanat eseridir sonuçta o türbe bugüne kalmış bir evet. sanat eseridir. Evet. Mahalle isimleri, sokak isimleri, bir kadın ismi varsa, Habibe kadın sokağı. Orada Habibe kadının ya bir çeşmesi vardı, ya bir camisi vardı ki sokağa isim verildi. Çünkü belediye sokak ıtlara isim verirken bundan yüz küsür sene evvel bunları nazar aldı. Orada hayır eserlerini. Ya oturan mesela orada meşhur birisi oturuyor Eşat Nuri Güntekin sokak. Orada oturduğu için. Bunlar zaten yakın zaman devri öyle, öyle çok tanınmaz. Ama eski devir öyle değil. Bu kadın kim diye soruyorsunuz? Bu kadın tarihi bir şahsiyetti. Sonra biraz araştırıyorsunuz ki Bakır orada bir çeşme yaptım ama çeşme bugün orada değil. Yıkılmış hmm. falan ama bir şekilde ismi, ismi sokakta Allah'tan kalmış. Bu İstanbul her yerinde böyle. Şimdi e, tabii dinleyicilerimiz de İstanbul'u veya Anadolu'nun herhangi bir yerini gezdiği zaman her tarafta bu hanımların yapmış olduğu hayır eserlerini görürler. Bununla alakalı kitaplar falan da neşredilmiştir. Ve e, bilmem e, uyanırlar mı? Yani ee, ...şart cemiyetinde... ...kadının yeri belli, statüsü belli... ...ve şimdi bir de kadınlar için anlatılanlar var... ...malum şarkın, İslam dininin... ...Türk kültürünün kadını ikinci plana ittiğine dair... ...anlatılanlar var, paradigmalar var... ...bunun çerçevesinde bunu nasıl değerlendirirler... ...bilemiyorum... Tabii, e, ...kadının hayır yapması biraz servetiyle alakalıdır... ...yani az veya çok kadının servet olması lazım... ...şimdi bu, tam da buna parantez açmaya çalışıyordum... ...şöyle bir imaj oluşabilir insanların kafasında... ...e tabi zengin kocalarla evlenince... Şimdi saydığınız insanların çok zengin olduğuna dair bir fikir e, uyanıyor insanlarda. İşte hep dizilerde öyle görüyoruz ya... ...bir kocaman taşlı bir mücevher hediye ediyor. Başından aşağı bakıyorsunuz her tarafında mücevher var. Ve o mücevherlerin kendisine ait olduğunu evet. düşünülüyor. Dolayısıyla bunları bozuyor, bozduruyor ve hayran senat yapıyor. Mümkün, öyle midir? mümkün. O da neticede onun servetidir. Yani boynuna takıp da salınmaktansa hayır yazmayı tercih etmiştik. Bu da çok büyük bir fazilettir. Yani kadınları mücevherinden ayırmak... E ee, zor. Eğer bir his, bir kadını mücevherinden ayırmışsa... demek ki o kadın faziletli bir kadındır. Güçlü bir. Yaşam. Evet bu sorgulanacak bir şey değil. Ama bu hayra Senat kendi işte. Bakın Nimet abla adında bir piyango satıcısı kadıncağız vardı. Bu kadın piyango satıcısı olduğu için biraz hani dudak bükülüyordu. Cami yaptırmıştır çünkü. Evet. Hatta bazı "Aa ben oda namaz kılmam" derdi piyangocu kadının camisi. Halbuki kadın onu piyangodan kazandığı paralarla yapmadı. Diyanet o zamanki müftülük kendisi de fetva verdiği halde o kadın hatıralarını ben okudum. Babasından kalma bir zeytinliği satıyor. Camiyi ondan yaptırıyor. Yani o piyango parasından kazandığı parayı ona katmadı kadıncağız. Kadıncağız örtülüyor. Namazını yani bir kadıncağızdı. Evet. 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 Şimdi yani e, bu hayır senatlarda da kadınların ekseri riayet ettiği... ...kendi mülklerinden vermesidir ki yarın bir gün kocası veya karısı... ...canım sen de bir hayır yaptın bizim paramızla demesin. Bu öyle sıradan bir iş değil. Yani kadınlar İnce kadınlar mi? bunu yaparken hiç kimseye minnet etmeden yapmışlardır. Ha hepsi böyle olmayabilir. Dediğiniz gibi bir kısmı kocasından para istemiş olabilir veya kocası demiştir ki hanım sen ne kadar iyi bir kadınsın al sana şu parayı ne yapıyorsan yap. Kadın bununla da e, o da gene sağa sola çarçur etmeyip de hayra sarf etmesi az bir iş midir? Neticede ona verdim onun mülkü oluyor. Bu burası bize alakadar etmez. Burada parayı nasıl kullanmayı tercih evet, bu, bu odaklanıyoruz. Bu o kadın için. Evet fazilet hanesine yazılacak muazzam altın kalemle yazılacak bir yazıdır bir kere. Şimdi elbette servet olması lazım. E tabi cemiyette en çok servet olan veya servet olduğu bilinen hanımlar tabii ki saraylı hanımlardır. Onun için her tarafta saraylı hanımların yaptırmış olduğu hayır eserlerinin göz kamaştırması gayet tabidir. Nereye bakarsak bakalım bir valide sultanın yaptırdığı cami sadece İstanbul'da kaç tane valide sultan cami var. Üsküdar'da var iki tane, üç tane. Biri sahilde, ikisi yukarıda. Emin Eminönü'nde var. Aksaray'da var. Beşiktaş'ta var. Bezmalen Valide Sultan. E, Haliç Köprüsü'nün altında var. Mihrişah Valide Sultan ki Halıcıoğlu Camii diyebilirim. Zaten iki minare olur, olur. Selatin camileri yani padişah ve ailesinin yaptırdığı camiler iki minarelidir. Bunun dışında damat bile olsa mesela Sokul Mehmet Paşa Camii tek minarelidir. E, i̇ki minareli olmaz. iki ve çok ona mahsustur. Her tarafta bunlar eserleri var. Bu gayet tabidir ama sadece cami değil. Biz camiyle biliyoruz. Bu caminin etrafında bunlar hepsi birer külliyedir. Bir kere bir Sibyan Mektebi vardır. yani ilk Şimdi mekte. ayakta kalmasa bile. Bazı ayaktadır evet. bazı değildir. Hı hı. Mutlaka imaret vardır. Mahallenin fakirlerinin sabah, öğlen, akşam yemek yediği... ...gelemeyenlere tablayla yemek götürülen bir imaret hane vardır. Buradan aynı zamanda e, vakıftan yemek yeme hakkı olan imam, müezzin, medrese talebeleri de bedava yemek yerler. Bazısında hepsinde değil Darı şifa vardır. Bunlar bazısı çok büyüktür Nurbanu Sultan'ınki gibi. Bazısı küçüktür bugünkü poliklinikler gibi. Yani mahallenin gidip de ufak tefek hastalıklarda tedavi olduğu, ilaç aldığı yerlerdir. Bazısı da haneler vardır. Bugün kıymet anlaşılmış bir şey bu. Hastalık mühim değil. Hasta olmamak mühim. Hasta olduğunuz tedavi de mühimdir. Sonrası mühim. Eğer tedavi sonrasında siz dinlenemezseniz, ne kağıt devresini iyi geçiremezseniz iyileşemezsiniz. Bu yüzde yüzdür. İşte bunun için önce hastalığı olmamak için gereken tedbirler alınmış. İşte yola tükürmek yasaklanmış, çöpçüler falan. İkincisi temiz sular getirilmiş. İkincisi tedavi için hastaneler kurulmuş. Üçüncüsü taphaneler kurulmuş. Hasta tedavi edildikten sonra bu taphaneye geçiyor. Hastaneyi de işgal etmiyor. Taphanede dinleniyor. Ona av, av yediriliyor mesela. Şerbetler içiliyor. Kuvvetlensin de bir an evvel e, şifasına kavuş için çünkü cemiyete zararlı bir insanın Hı. pek çoğunda pek çounda e, vakit vakit ayarlamaya yarayan muvakki taneler vardır ki o zamanın e, rasathaneleri ve astronomi merkezleridir. Bazıları ciddi ağır azim medeseler kurmuştur. Orta seviye, lise seviyesinde hatta üniversite seviyesinde. Yani baktığınız zaman sadece e, karşınıza bir cami görmüyorsunuz ama bunların çoğu çeşmesi, bunların tabi hamamı mutlaka var. Bunların çoğu yıkılmıştır. Bazısı ayaktadır. Hürrem Haseki'nin e, hamamı bugün Sultanahmet Meydanı'nın ortasında hmm. duruyor. E, pek çok yerde bunu görüyoruz. Bilhassa hamam ve çeşme hayratına çok emniyet verilir. Çünkü Müslümanlık temizliği emin emreder e, ve çeşme içilecek hamamda yıkanılması bedeni temizlik için çok mühimdir. Onun için en çok hayır hasenata bunlar da rastlanıyor. E, bunların nispeten bina olarak da çok fazla bir şey istemediği için yani bina maliyeti ucuzdur. Bir, ...bunların... ...ancak yan maliyetleri vardır... ...yani Tabii, suyun, suyun temini maliyeti vardır... ...onun dışı bina maliyeti... ...ama mesela bir caminin maliyeti büyüktür... ...veya mesela Tabii. bir hastanenin maliyeti büyüktür... ...yapı büyüdükçe evet. aslında... ...hastanenin yani mesela sekülasyon. yapısı büyüktür ama... ...doktor getireceksiniz, hasta bakıcı getireceksiniz... Sekülasyon. ...kehhal, göz hekimi, cerrah, ameliyatçı... ...bunlar hepsi bir iş... ...maaş vereceksiniz bunlara, ilaçlar... Yap, ...bunlar hepsi para... ...devamlı sü sürekli öğüten bir para... ...camiden çok para harcanır... ...bir hastaneye... Peki bu kişiler öldükten sonra. Ee, ...gerçi eserlere döneceğim tekrar ama... ...zamanımız da azaldı. Bu kişiler... ...öldükten sonra... ...geçmiş dönemden bahsediyorum. Vakıflar ile ilgili... ...bir problem olduğunda devlet devreye girip... devamlı sağlama noktasında... ...antepartes bir şey mı? söyleyeyim. Şimdi bir kimse bir şey yaptırıyor... ...bir hayır ama ona... E, ...gelir getirecek mülkü ya yok ya az. O zaman devlet... ...hazine arazisinden bir mülkü... ...buraya tahsis ediyor. Buna gayri sayı vakıf derler. Mabede o yaptırıyor... Hı hı. Devamını. ...gelirini devlet temin ediyor... Hı hı. ...çünkü devlet diyor bu zaten benim vazifem... ...bu kadar uzun bu yaptırmış diyor... Hı hı. ...hiç değilse onu da ben temin edeyim diyor... ...bunlara gayri sayı vakıf veya tahsis... ...veya irsadi vakıf derler... ...bundan da devlet geri dönebilir ama dönmüyor... ...bu şekilde vakıfları destekliyor... De gidiyor evet. yani. İkincisi zaten vakıf senedi yazıyor... ...bu vakıf senedi çok ciddi bir senettir şartı vakıf nasıl şari gibidir. Yani Allah'ın koyduğu kaideler gibidir. Vakfedenin koyduğu kimse bunu değiştiremez. Vakıf senedinde vakfı kim idare edecek, nasıl idare edecek, gelirler hepsi yazılıdır. Devlet buna müdahale etmez. Ancak mahkeme bunu kontrol eder. Mütevelli vakfın iyi idare ediyor mu, gelirleri yerine harcıyor mu diye müdahale e, kontrol eder, İcab ederse müdahale eder ve vakfın e, muhafazasını temin eder. E vakıf eser harab oldu. Vakfın gelirinden tamir ettirilir. Gerekirse devlet yardım eder bu vakfın tamirine. Şimdi tabii biz hep diyoruz ki vakıf eserleri bu zenginler yaptırıyor çünkü paraları var. Sadece İstanbul'da değil, Edirne'de böyledir, Bursa'da böyledir, Kayseri'ye ...gidin böyledir. Anadolu biliyorsunuz Malazgirtin e, Malazgirt, Malazgirt habinin kazanılmasından sonra Türklere yurt oldu. E, aslında bir milli bayram olacaksa bu, bu Malazgirt habinin e, e, kazanıldığı tarihi olmalıdır. Yani yok şunu açılışı, bunun kapanışı, ...şunlar bunun hepsi çok suni çok geç tarihlerdir. İlle Bir Milli Bayram olacaksa bu milletin, şu bu bu topraklarda yaşayan milletin o da 26 Ağustos 1071. Bu Kürtler için de kutlu bir gündür. Çünkü o zamana kadar Kürtlerin hayat hakkı. Ermeniler için de kutlu bir gündür. Çünkü Bizanslar Ermenilere adım attırmıyorlardı. 1071 Anadolu halkına saadet getiren evet, bir tarih olmuştur. Evet, değil mi evet. Onun için bir milli bayram olacaksa o 1070 mal neyse Dönelim Malazgirt Harbi'nden sonra burası yurt edin, edinildi. Ve burada pek çok devlet kuruldu. Biliyorsunuz Mengücekler, Saltuklular, Danışmertler, Selçuklar, Artuklar. Beş tane devlet vardı burada. Selçuklar daha sonra Anadolu Birliği'ni kurdular. Diğerlerini fethettiler. Ama bunların her birinin yapmış olduğu eserler. Kayseri'de Hunat Hatun mesela. Bunun külliyesi var, camisi var. Medresesi var, şifanesi var, çeşmesi. Hepsi yıkılmış bir tek türbesi kalmıştır. O da çok güzel bir türbedir. Mesela Mengüceklerin Erzincan, Kemah, Şebin Kaleyser, Divriği havalisi hüküm sürmüş. Ee, bir e, kadın mensubunun yaptırdığı bir eser var. Divriği Ulu Camii. Dünyanın en güzel eserlerindendir. Turan Melike adında bir hanım, e, e, Kemah Bey'in kızı, amcasının oğlu evlenen Turan Turanşa. Kocası vefat ettikten sonra bu camiyi tamamlatıyor. Cami inanılmaz güzel bir camidir. Yani şu anda Anadolu'daki vakıf eserlerinden vakfiyesi elimizde olan en eskisi budur. 11. yıla 11. yüzyıla tarihleniyor. Taş işlemeciliği dünya çapındadır. İçinin ferahlığı, e, mihrabı, minberi, kapıları e, yani Avrupa'dan hususi Divri'ye bunu görmeye gelenleri ben gördüm. Yani hususi Divri Ulu Camiini bilmiş, duymuş yani UNESCO koruması altında. Muazzam bir cami ve bu kadar senedir de Ayakta. ayaktadır. Divri gibi bir yerde. Yani bu e, çok kişi bunu yapanın bir kadın olduğunu Zaten kitabesini yazıyor ama... ...nereden kitabı okuyacak insanlar? Evet. Tuğran Melike'nin yaptırdığını görüyor. Anadolu'nun neresine giderseniz gidin... ...bu hanımların ekserisi... ...çoğu değil ama... Ek, ...mesela Mama Hatun Külliyesi vardır... E, ...Tercan'da. Çok güzel bir... Taş işlemesi camisi var. O da 11. asırdan. Yanında muazzam bir e, kervansaray var. Kervansaray biliyorsunuz yolcuların bedava kaldığı, yiyip içtiği, dinlendiği bir yer. Bu da bir ihtiyaç. Bir yere gittiğiniz zaman, otel bulamadığınız zaman düşünün oradaki halinizi. Hiç bilmediği Şimdiki bir yerde. şartlarda evet. düşünün bir de. Paranız var. Otel yok. Biz yaşadık bir tarihte. Paris'e gitmiştik. E, şeyimiz gecikti tayyaremiz. Paris'e biz bir gün geç ulaştık. Meğer o günde 14 Temmuz'muş. Onların milli bayramı. Bütün oteller dolu. Perişan olduk ara ara. Sonra bir talebe yurdunda kalmak zorunda kaldık. Şimdi bu kervansaray ne kadar memnun. Mama Hatun adı Anadolu'nun ücra bir kasabasında, Tercan'da muazzam bir, görenler hayret ediyorlar. Burası neresi? Bu binane. Evet. Bunu bir kadın yaptırmış. Buna niye ihtiyaç duyuldu diye düşünüyor. Belki Edirne, Edirne sokaklarında gezin. Ankara, ben Ankara'dan geldim. Ankara Kalesi'ne bakıyorsunuz bir çeşme var. Yanında Zahide Hatun Çeşmesi. Yanında onun camisi yıkılmış. İstanbul böyle. Her adım başında sıradan insanların yaptırdığı camiler, çeşmeler, Sibiyan Mektepleriyle karşılaşıyorsunuz. Ve hayrete duçar Allah razı olsun hepsinden. Hepsine Allah rahmet eylesin. Evet. Çok teşekkür, ediyorum. Ben Sağ teşekkür olsun. ederim. Ben teşekkür ederim. sabahlar